Anadolu Efes çok iniş çıkışlar dolu bir sezonu geride bıraktı. Ama tabii ki her sezon ve her takımda olduğu gibi sezonun her zaman finali önemlidir. Yani herkes sonu hatırlar. Kimse Anadolu Efes Final Four'a gittiği noktada ikinci hafta şöyle oldu, altıncı hafta böyleydi, Mart böyle geçti, Şubat'ta bu oldu demeyecek. Real Madrid mi Milano mu o denklemi vardı. Acaba oraya mı gidecek, buraya mı gidecek? Bence iyi yere denk geldi. Real Madrid'e Kesinlikle. gitseydi sıkıntı yaşayabilirdi playoff'ta. Euroleague Özel'den herkese merhabalar. Ben Ozan German. Bugün Kaptan İbrahim Kutluay'a ben eşlik edeceğim. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Görevi devraldım bu hafta. Deniz Aksoy'la Ümit Avcı Eurocup finaline gittiler. İnşallah bu program yayınlandığında başarılı bir şekilde sonuç çıkmıştır diye temenni ediyoruz. İnşallah tüm kalbimiz Fruity Extra Bursa Spor'la. Kaptan programa şöyle başlamak istiyorum. Ben çok genç yaşta gazeteciliğe başladım ve hayatımdaki ilk röportajım seninleydi. Evinde yapmıştık. Aynen. Tabii ki aynen. O kadar çok röportaj yaptın ki hatırlamıyor olabilirsin. Çok İyi, doğal bir şekilde. hatırlıyorum, Şimdi hatırlıyorum. de seninle bu programı yapmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Bir mutluluğumuz da tabii ki Anadolu Efes yeniden Final Four'da ve şampiyonluk için Olympiakos'un karşısına çıkacak. Öncelikli olarak küçük bir sezon değerlendirmesi alayım senden. Efes nasıl başladı, nasıl devam etti, ne yapar? Öncelikle Anadolu Efes'i Final Four'dan dolayı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Geçen sene şampiyonu olarak Final Four'da olmak, yine final maçına çıkacak şansı yakalamak bence çok önemliydi bu sezon için. Çünkü Anadolu Efes için sezon geçtiğimiz sezonlar gibi değildi. Yani son iki sezon daha Euroligi domine eden, daha iyi basketbol oynayan, takım içerisinde daha oturmuş bir Anadolu Efes vardı. Ve tabii ki bir açlık da vardı. Şimdi geçen sene şampiyonluğundan sonra doğal olarak bazı şeyler taşlar yerine oynamaya başladı. Sertaç'ın gidişiyle beraber oranın sezonun sonuna kadar orada sıkıntılar yaşamak, Larkin ve Mišić'in sakatlıkları, formsuzlukları, Boboa'nın, Simon'un iniş çıkışları ve sakatlıkları, Simon'la olan bir problemler. Bunların hepsine baktığın zaman Anadolu Efes çok iniş çıkışlar dolu bir sezonu geride bıraktı. Ama tabii ki her sezon ve her takımda olduğu gibi sezonun her zaman finali önemlidir. Yani herkes sonu hatırlar. Kimse Anadolu Efes Final Four'a gittiği noktada ikinci hafta şöyle oldu, altıncı hafta böyleydi, Mart böyle geçti, Şubat'ta bu oldu demeyecek. Nedir? Tabii ki bu koçlar ve kulüp yönetimi olarak sezon değerlendirmesinde bazı şeyler masaya yatırılacaktır. Ama neticede bence Final Four'a gitmek önemliydi. Ve bunu başardı Anadolu Efes. Zor bir sezonun ardından zor da olsa sonuçta bir ara Final Four'a girememe tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Tabii ki Rus takımlarının da ihracıyla avantajlı bir konuma geldi ve daha iyi bir yerden ilk 8'e girmeyi başardı. Dolayısıyla ben Anadolu Efes'in son şampiyon olarak herkesi tedirgin edecek durumda şampiyonun favorilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Playoff'a girerken Real Madrid mi Milano mu o denklemi vardı. Acaba oraya mı gidecek, buraya mı gidecek? Bence iyi yere denk geldi. Real Madrid'e Kesinlikle. gitseydi sıkıntı yaşayabilirdi playoff'ta. Kesinlikle. Yani hani önce Olympiakos istiyor diyordu lardı herkes Anadolu Efes için. Ben hiç tahmin etmediğimi söylemiştim. Yani Milano baktığın zaman diğer takımlara göre Anadolu Efes daha uygun bir takım aslında. Evet, iyi bir koçlara sahip, düzen takımı, iyi savunma yapıyorlar. Ama hücumda da ciddi eksikleri var. Yani Real Madrid'in potansiyeli, hücum potansiyeli çok daha yüksek. Fizik olarak çok daha yüksek bir takım diğer takımlara göre. Real Madrid eşleşmek bence en kötüsü olurdu. Ki hani sezonu kötü geçen, sezon sonuna doğru ciddi bir düşüş yakalayan ama tek şansı Final Four'a gitmek olan ve onu bir hedef seçmiş bir Real Madrid oynamayı hiç tercih etmezdim ben ki Allah'tan da öyle oldu. Onlar da rahat bir şekilde zaten Maccabi'yi 3-0'a geçti. Milano hem oradaki ilk maçı kazanmamız, arkasından Milano'nun yaşadığı sakatlıklar ve serideki psikolojik üstünlüğü ele almamız ki bence
Oradaki maçı kazanmadan da bizim psikolojik üstünlüğümüz vardı bence Milano'ya göre. Seriyi bize getirdi. Ben Anadolu Efes'in kadrosunun diğer takımlara göre hücum olarak, hücum anlamında en zengin takım olduğunu düşünüyorum. Yani Olympiakos'a da, Real Madrid'e, Barcelona'da her diğer 3 takıma nazaran bizim hücum potansiyelimiz çok daha geniş, çok daha yüksek potansiyelli diye düşünüyorum. Larkin ve Misic sezonun sonuna doğru, özellikle son maçlarda, sezonun son bölümü playofflarda o uyumu yakaladılar. Simon devreye girmeye başladı. Plyce bu sene Sertaç'ın boşluğunu son dönemde iyi değerlendirdi, iyi doldurdu. Dunstan forma girdi. Singleton zaten her sezon başı olduğu gibi formda bir görüntüde. Moerman da bence bu sezonu iyilerinden biri. İyi, en iyilerinden bir tanesi. Yani dolayısıyla hani Olympiakos Efes maçı bence kazanabileceğimiz ve hani daha bir adım önde olduğumuz bir eşleşme diye düşünüyorum. Kaptan, oraya geleceğiz. Efes, bakalım tek tek oyuncuları saydın. Bu sezon boyunca ne yapmışlar? Euroleague en iyi 10 hareketi seçti. Orijinal diliyle bir seyredelim bakalım. Anadolu Efes sezon boyunca neler yapmış? Carby, and now just 2 of 13 on the outside. 14 of 25 and Dunstan gets inside to try and break the rim. Almost taken away by Misic. Look at Larkin, what a defensive play! Springing Vasilije Misic, Shane Larkin hitting the deck and sliding across the hardwood like a snake to deflect that basketball into the hands of Vasilije Misic, springing him for the fast break opportunity. Less than a second's differential. Vasilije Micic, the MVP, passes on. Touch pass. Moerman for the win! The defending champions dig deep. But that's away in time and they can celebrate the win now. A moment of magic from Moerman at the buzzer. A Gabriel Deck, the career high man. Looking to back down Elijah Bryant. He's had his pocket picked, and now it's a 2-on-1 opportunity. Micic keeps it himself and beats the trailing Gershon Yabusele. Vasilije Micic moves to 29 points in the game. Back for Larkin. Dunstan sets the screen, receives the pass and throws it down. Brian Dunstan. With the foul from Brandon Davies, attacking the rim, and able to get the dunk. Micic. Price rolls inside. Micic going all the way through and getting some MVP altitude. Vasilije Micic, the Serbian sorcerer. The races goes up strong, slapped away contemptuously by Chris Singleton. It was a 2-on-1 opportunity for Fenerbahce. Quickness from Shane Larkin on the baseline draw. Oh my goodness! Oh, what a move from Shane Larkin, breaking the ankles of Devin Hall, leaving him sprawled on the hardwood as he faked going to the sideline and then came back, attacking the lane and finishing at the window. So Philip Petrušev comes in here for FS to spell Bryant Dunstan with those four fouls. Sigma off a back pick. That is Alba Berlin basketball, the back pick, but Moerman doesn't give up on it. Contests at the rim. Does it finish? Petrušev put Poitras just off his shot a little bit.
didn't even jump. Here, oh, nice handoff. Oh, the dunk. What a drive. What a dish. And what a finish. Evet kaptan, 10 hareketi seyrettik. Efes'in sezon boyunca yaptığı en güzel hareketleri seyrettik. Senin bir numaran hangisi? Öyle sorayım. Benim bir numaram 3 numara. Larkin'in Milano deplasmanında fake'le çizgiden Michael Jordan'ın vari bir hareketi. Michael Jordan yani, oradan gelipse maçı vurmuştu da. O kadar değil ama hani yine yani, de şey... Larkin orada hem çabukluğunu hem de zekasını kullandı ve baseline'dan güzel basket attı. Ama hani hareket ve şey olarak baktığın zaman göz zevki olarak bu güzel bir hareket. Ama bence Larkin'in yine aynı maçta yere atladığı pozisyona çok değerli. Tam onu söyleyecektim. 9 numaralı hareket. Bence sezonun hareketi o. Yani Larkin oradan atlayıp topu Misic'e veriyor ya, o işi bitiriyor zaten. Yani o işte hani takımın ne kadar Final Four'u istediğini ve örnek bir şey olarak i̇şte gösterdi. Yani burada Melli topu eğilirken arkadan gelip yere atlamak, hani Larkin gibi hani yabancı oyuncuların az bek yani gördüğümüz şeyler bunlar. Ama takıma bağlılığını ve takımın bütünlüğünü gösteren bir pozisyon. Peki yönetmenimizden rica edelim Final Four ağacımızı da getirsin ekranlara. Barcelona Real Madrid'le başlayalım. Şimdi Real Madrid sezon başında Süper Kupa finalinde Barcelona'yı yendi. Ardından Kral Kupası, iki tane Euroleague maçı, iki tane de ACB Ligi maçında Barcelona'ya kaybetti. 5 tane yenilgi aldı ve şimdi yine en kritik zamanda Barcelona karşısına çıkıyor. Neler olur? Söylediklerin sadece bu sene için. Bir de gelişimi evet. Sezona da baktığın zaman yani Yasikevicius'un son dönemde Lasso'ya karşı yani Real Barcelona'nın Real Madrid'e karşı ciddi bir üstünlüğü var. Ve bu sene birçok maçta da farklı bitti. Bir tek son galiba ya kupa ya lig maçı uzatmada bitti. Evet. Onu da Barcelona kazandı. Yani bu sene çok ciddi bir şekilde Barcelona üstünlük kurmuş durumda. Real Madrid için de sezon aslında iyi başlamıştı. Özellikle Gabriel Dek geldikten sonra sezon başında ve Gabriel Dek geldikten sonra ligi uzun bir süre birinci götürdüler. Fakat sonra inanılmaz bir düşüş başladı. Arka arka kaybedilen maçlar hem ilk sıradaki yerlerini kaybettiler hem de momentumu kaybettiler. Bir ara çemberi dövdüler. 40 sayı 50 sayılarda kaldılar. Aynen yani ciddi bir hücum problemi yaşayan bir takımın görüntüsündeydi. Ki hala öyle bana göre. Guard rotasyonunda hem yaratıcı oyuncu eksikliği var hem skor eksikliği var. William Ghost'tan istenilen verimi alamıyor. Şimdi Abelde'yi oraya çektiler. Biraz daha fizik gücünü arttıran Abelde ve Hanga ile oynuyorlar. Yani teknik açıdan bir sürü detay var ama konuşabileceğimiz bence psikolojik açıdan Real Madrid Barcelona eşleşmesi Real Madrid için sezonu kurtarma maçı. Çünkü bu kadar kötü geçen bir El Clasico macerasının arkasından Final Four'da tekrar Barcelona'yla eşleşmek onlar adına bence büyük bir şans. Öte yandan da Yasikevicius adına korku filmi gibi. Çünkü sezonun başından beri hani bu ligi domine eden bir Barcelona izledik. Hem oyuncu kalitesi, hem fiziksel seviyesi, hem Yasikevicius'un takımı olan hakimiyeti ve hep fiziksel düzeyi yukarı tutan, rakiplerini baskıyla püskürten bir görüntüydü Barcelona. Sezonu da gayet iyi oynadılar. Ama Bayern Münih serisi onlar için çok yıpratıcı geçti. Uzun süreden beri sakat olan Corey Higgins de döndü geçen hafta galiba takıma. Ya baktığın zaman Barcelona belki de hani Euroleague'in şu andaki en net favorisi diyebiliriz. Ama bence Real Madrid sürpriz yaparsa kimse şaşırmasın diyorum. Ya ben psikolojik açıdan bakacağım olaya. Şimdi Lasso Final Four'da Barcelona'yı kaybederse Real Madrid yönetimiyle büyük bir sıkıntı yaşamaz.
senelerden beri burada şampiyonlukları var. Ama söylentileri var yani bu El Clasico maçlarındaki arka arkaya alınan yenilgiler Lasso'yu biraz şeyinden sarsıyor gibi bir dedikodular dönüyor İspanyol basında. Yani çok da sakatları vardı. İşte NBA'ye giden oyuncusu vardı. Biraz Barcelona'nın kadro kalitesine baktığın zaman, harcadığı paraya baktığın zaman Real'in de üstünde bir para harcadılar. Şimdi Jessica Hutchins buraya şampiyonluk için geldi ve Mirotic'i aldılar NBA'den yani. Oradaki kontratı verdiler neredeyse. Geçen sene finali kaybettiler. Bu sezonda işte şimdi ligde de böyle abuk sabuk yenilgiler alıyorlar. İşte playoff'u geçerken de çok zorlandılar. Olası bir Real Madrid yenilgisinde Final Four'da finale çıkamazsa bence Barcelona Jessica Hutchins'i gönderir gibi geliyor. Dolayısıyla daha stresli olan tarafın Barcelona olduğunu düşünüyorum ben. Ya şimdi stres Final Four'da her şeyin olacağı bir ortam var. Yani işte hani bunu Euro Cup'tan da örnek verirsek işte tek maaşlık sistemlerde herkes herkesi yenebiliyor. Dolayısıyla sezonu işte 30 küsur maçı Barcelona domine ederek birinci bitirdi. Son dönemde Real Madrid ciddi bir sıkıntılar yaşadı ama bir şekilde Final Four'a geldi. Psikolojik açıdan evet Barcelona stres içerisinde. Çünkü hem kazanmak zorunda ve net favori olarak görüyor herkes. Yani bu ligi kim kazanır dersen büyük çoğunluk Barcelona derdi sezon içerisinde. Ama Real Madrid de belki diğer takımlara göre baktığın zaman özellikle son dönemde yaşadığı problemlerden dolayı biraz daha hani plase konumunda. Ama hiçbir zaman Real Madrid Barcelona maçlarının ne olacağı belli olmaz. Onlar için de belki sezonun en önemli maçına çıkacaklar. Bir Barcelona galibiyeti bütün havayı değiştirebilir. O bakımdan bence Jessica Hutchins dediğin gibi herhalde şu bir hafta veya bundan sonraki 10 gün ciddi kabuslarla uyuyacaktır, uyuyamıyordur bence. Peki Efes'i Ümit Avcı'yla ve Deniz Aksoy'la haftaya daha geniş bir şekilde konuşacaksınız. Kısaca Olympiakos açısından soracağım bu eşleşmeyi. Şimdi Kostas Lukas Sponelis'in gölgesi altından kurtulmak adına Obradovic'in Fenerbahçe'sine geldi. Çok da başarılı oldu. Bir tane de Euroleague şampiyonluğu var. 3 tane finali var. Sponelis bırakınca da bırakmak üzereyken gitti. Şimdi takımın lideri oldu ve lider gibi de oynadı. Özellikle son maçı. Şimdi Olympiakos genelde Final Four'lara hep 4. favori gider. Kadro oluşturulurken işte 10 milyon euroluk, 15 milyon euroluk bir kadro olarak gider. 30 milyonluk, 40 milyon euroluk CSKA Moskova Viyener yine 4. favori olarak gidiyor. Bu kez Sponelis yok ama Kostas Lukas var. Efes'le karşılaşacaklar. Genel itibari bir de büyük bir taraftar üstünlüğü olacak Belgrad'da. Olympiakos açısından Efes maçına bakarsan ne dersin? Şimdi Olympiakos bu sene bence en istikrarlı takımlardan bir tanesi. Tabii ki her takım iniş çıkışlar yaşıyor sezonun içerilerinde ama Olympiakos kendi evinde özellikle bu sene çok o aldığı ivmeyle çok iyi maçlar oynadı. Deplasmanda bazı maçlarda sıkıntılar yaşadılar özellikle sezon başında ama sonra orayı da toparladılar. Bence en zor Final Four serisini onlar oynadı. Çok fiziksel bir takıma karşı mücadele ettiler. Çok diri bir takıma karşı mücadele ettiler ve zor da olsa 3-2 geçmesini bildiler. Yani hem Belgrad'daki seyirci avantajı hem de tecrübeli oyuncularla aç oyuncuların mix olduğu bir takım. Yani karma bir takım ve dengeli bir takım Olympiakos. Efes'in işi hiç kolay değil ama tabii ki Anadolu Efes'in sahip olduğu hücum potansiyelinden çok uzak. Ama takım olarak istekleri zaman iyi savunma yapan, tempoyu iyi ayarlayan bir lidere sahipler. Tabii ki zaafları da var. Yani her ne kadar Sulukas hücum tarafında oyunu kontrol edebilen, tempoyu iyi ayarlayabilen, az top kaybı yapan, skora katkı yapan bir oyun kurucu ama savunmada da çok büyük zaafları var. Yani bizim zaten öncelikli hedefimiz herhalde Larkin ve Mistic ile veya Sulukas kimi tutacaksa oraya atak etmek olacaktır. Orada da ciddi sıkıntı da yaşıyor Sulukas. Maçında Monaco serisinde zaman zaman Sulukas kendini saklayacak oyuncu buldu. Veya yardımlarla onu biraz kapattılar ama ben bu Final Four'da herkesin kazanabileceği
kim kazansa benim için sürpriz olmaz. Yani son şampiyon Efes, tabii gönlümüzden Anadolu Efes'in kazanması geçiyor. Diğer takımlara baktığın zaman bence daha rahat olan taraf biziz. Çünkü son şampiyon biziz. Ve herkes bizi yenmek isteyecek belki ama bir şampiyonluk daha getirebilecek gücümüz var. Çünkü yani ne Barcelona'da, ne Real Madrid'de, ne Olympiakos'ta bizdeki gibi iki tane çok değerli oyun kurucu kimse de yok. Yani skora katkı verebilecek, o gün eğer formdaysa ve bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta eğer bu oyunculardan bir Allah korusun bir sakatlık olmazsa, sezonun en değerli iki tane oyuncu, yani en değerli beş oyuncusu varsa ikisi bizde. Dolayısıyla ben hücum potansiyeli anlamında diğer takımlara göre ciddi üstünlük kuracağımızı düşünüyorum. Ama Olympiakos'ta hakikaten hani dengeli ve iyi savunma yapabilen ve hücumda takım olarak da daha dengeli oynayabilen bir takım. Onlar da kazanırsa sürpriz olmaz gibi geliyor bana. Kaptan, kapatırken bir nostalji yapalım. 2002'ye götüreyim seni. Türk basketbolunda Euroleague şampiyonu olan ilk Türk basketbolcu sensin. Panathinaikos formasıyla Bologna'yı yenmiştiniz. Obradoviç yönetiminde. Şöyle değişik bir soru soracağım sana. Maçın en skorer ismiydin. Hı hı. 22 sayıydı yanılmıyorsam. Evet. 21 sayıyı Bodrogo atmıştı. Evet. En değerli oyuncu da neden ben alamadım oldu mu sende hiç? Şimdi en değerli oyuncu tabii ki Final Four olduğu için bir önceki maçta evet. Göz önünde bulunduruyor. O maç Dejan, yanlış hatırlamıyorsam 30 sayı yakın sayı evet. atmıştı ve çok iyi oynamıştı. Ben de bir dönem faul problemine girmiştim o maçta. Nispeten daha az oynadım ona nazaran. Bence hani Final Four'un MVP hakkı Bodrogan'ındı. Ama ben final maçının en değerli oyuncusu oldum. Son soru. Şimdi sizin döneminizde ki arkada fotoğraf da var. Dejan Bodrogo ile evet. birlikte sizin şampiyonluk kupanız Euroleague o dönem. Yani evinde bunun küçüğü de vardır var, herhalde. Var. Evde küçüğü var. Ya, keşke şu mis içinkinden bende de olsa diyor musun? Yani o zaman öyleydi. Hakikaten çok şaşırmıştık. İlk Euroleague sezonuydu bu. Evet. Çünkü Euroleague'in ilk sezonu 2001'di ama o zaman şeydi. Ayrıydı. Super League de vardı. Ben AYK'da oynarken 2001'deki Euroleague'de FIBA ayrılmıştı. Euroleague ayrıydı. İlk tamamen FIBA'nın olmadığı Euroleague sezonu buydu. Böyle hani enteresan bir şey olsun diye böyle uygun görmüşler. Ben şimdi torunlarıma bak ben Euroleague şampiyonu oldum deyip şunu göstersem belki baba yani hangi okulun bereket döneminde verdilerdi. Allah'tan fotoğraflar var yani. Allah'tan hem fotoğraflar hem videolar var. Videolar pikselleri var. Artık ufalta da. Geçen gün zaten Dejan İstanbul'daydı, beraberdik. Haftaya da Belgrad'a gittiğimde de orada da beraber olacağız. Bir de geçtiğimiz 5 Mayıs Bologna finalinin yıl dönümüydü. Evet. Oradan da işte Yunanistan'dan arayanlar, Instagram'da yazanlar falan güzel bir anı oldu benim için de. Peki kaptan, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, Anadolu Efes'e Final Four yolunda başarılar diliyoruz. Ben de Ümit Avcı ve Deniz Aksoy'un boşluğunu doldurmaya çalıştım. Haftaya Euroleague özelde tekrar İbrahim Kutlay'la birlikte olacağız. Hoşçakalın.